Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Lütfen bizi destekleyin. Teşekkürler. Evet merhaba. Şu an yelkenlimiz Doris'teyiz. Keyifli bir gün. Güzel bir Antalya günü. Teknenin içini tanıtacağım size. Lütfen kanalımızı izlemeyi ve beğenmemizi unutmayın. Bu arada diğer videomuzda teknenin dış tanıtım var. Şimdi içini tanıtacağım. Şuraya yürüyerek tekneme doğru ilerleyeyim ve başlayalım. Bu bir MacGregor 26X 99 model bir tekne. Teknemiz oldukça güzel. Bazı ekstra donanımları var. Bunlardan da biraz bahsedeceğim. Ama öncelikle havuzundayız. Burası hoş bir ortam. Gayet geniş bir oturma olanakları olan bir tekne ve oldukça keyifli. Teknemizin tatatatam denilen içine gireceğiz. Öncelikle burada bir kilit var. Bu kilit şifreli bir kilit. Çok gizli bir şifre. Size göstermeden bunu açıyorum. Ondan sonra şu şekilde sürgülü kapıyı iterek kapıyı açıyoruz. Sürgülü kapıyı bir açtıktan sonra benim iki parça haline getirdim. Normalde tek parça olan bu kapıyı şöyle uygun bir yere koyuyoruz. Daha uygun yerler var tabi ama şimdilik buraya koyuyoruz. Evet işte Doris'imizin içi. Gördüğünüz gibi tatlı mı tatlı, beyaz mı beyaz bir içi var. Öncelikle bu içinin biraz modifiye edilmiş hali. Bazı ekstraları var. Normalde içi tam olarak böyle değil tabi ama buna benziyor. Bazı ufak şeyler ekstra. Şimdi içeriye girerek şu şekilde bakalım. Merdivenden iniyoruz. Girdik içeriye. Işıklarımızı yakıyoruz. Kontrol panelimiz var. Şimdi gelin bakalım. Yavaş yavaş başlayalım. Mutfağımız geniş bir alan ama hava çok sıcak olduğu için öncelikle hatch'i açacağım. Şu şekilde bir hatch var. Bunu şu şekilde itiyorsunuz ve açılıyor. Burada bir yay var. O yay onu tutuyor. Burada da kilidi var. Gayet rahat bir şekilde açılıyor, kapanıyor. Aynı zamanda şu an ben yatağıma da yatmış oldum bir nevi. Sonra burayı yatağa nasıl dönüştürdüğümüzü de göstereceğim size. Ondan önce tabii şuradan başlayalım tekrar. Burası kontrol paneli. 1 numara navigasyon ışıkları. Bunları sırayla ezberliyorsunuz ya da yazıyorsunuz. Zaten yanında semboller var. Bunları da ben yaptım bu arada. 3 numara çapa lambası tepede, demirde tepede yanar. 4 numara teybimizi açıyor ve diğerleri de boş şu an. Yedek olarak yaptım. Aynı zamanda aşağıda başka bir kontrol paneli var. Bunu da 1 numara sintine pompası, 2 hidrofor iç suyu, 3 numara macerator pompa pis suyu basmak için, 4 navigasyon, 5 ise otopilot, 6 boş yedek olarak yaptım. Voltaj göstergesi, burada buzdolabı ve 220 volt invertör. Burada da çapa, aç kapa kontrol için. Böyle gerekmediği zaman kapalı tutmak için böyle bir kontrol paneli var. Tekneye bindiğiniz zaman hangisinin işte açılacağı zaman neyi kullanacağınızı, ne yapacağınızı buralardan kontrol ediyorsunuz. Olay bu şekilde. Tabii ilk bindiğinizde öncelikle havalandırmak gerekiyor. Çok sıcak olduğu için. Şimdi mutfağı tanıtarak devam edelim. Mutfağımız çok tatlı bir mutfak. Çok büyük bir mutfak gördüğünüz gibi, kocaman. 3 metre tezgah var. Şaka yapıyorum. Çok tatlı bir tüpümüz var, tüplü ocağımız var, bir adet musluk ve burası da tezgahımız olmuş oluyor. Şimdi çok basit bir şekilde çalışıyor, bunu size göstereyim. Burada bir kartuşu var, bunu kendim alıyorum. Normalde burada ispirto ocağı vardı, ispirto çok verimli gelmedi bana. Bunun tüpünü koyuyorsunuz, oldukça basit bir şekilde. Nurgaz'ın zaten piyasada satılan, kamp için kullanılan bir şey, bir sürü videosu var. Koyduktan sonra kilitliyorsunuz, çakıyorsunuz ve ateş alıyor. Şu an tüp koymadığımız için yanmıyor. Musluğum burada. 2 numaralı suyu açtıktan sonra buradan da musluğu açarak suyu pompa yardımıyla akıtıyoruz. Duyduğunuz gibi pompa sesi de geliyor. Bu da suyu pompalıyor buraya. Aynı şekilde kıçta da var su. Yani denizden çıkınca yıkanmak için. Şimdi burası bu şekilde. Burada çeşitli gözler var. Bu gözlere bakalım. Burası kontrol paneli. Çeşitli alet edevatların ve sigortaların, elektroniklerin kontrolü burada. Burada bir mutfak gözü var. Burada da çeşitli erzak veya işte kapkacaklarımız oluyor. Burada da galey deniyor bu arada buranın altına. Burada da çeşitli eşyalar oluyor. Mutfak gereçleri. Gayet güzel bir alan. Daha sonra bu tarafta
gene çeşitli eşyaları koyacağımız basit bir raflar var. Bunları ben yaptım. Normalde burada dolap falan yok. Burası minder. Oturma için yapmışlar. Bunu ben yaptım. Aynı şekilde burada gözlü, çok basit gözlü, küçük küçük gözlü ve plastik şeyler vardı. Kapaklar vardı. Onları da ben yaptım. Yani söküp yerine bunu ben yaptım. Onlardan ayrıca bahsedilebilir ama genel olarak bu şekilde tekne. Buranın altında ise aküler var ve kontrol paneli var. Onun dışında arka taraftan devam edelim. Burada gene bir erzakları koyduğumuz dolap var. İşte çaylar vesaireler, kahveler duruyor. Burada da küçük bir buzdolabımız var. Gördüğünüz gibi gayet düzenli ve dolu. Bu buzdolabı 60 litre civarında ve kompresörlü, yani gerçek buzdolabı, bayağı soğutuyor. Ondan sonra kameraman arkadaşımız Eda şu aşağı tarafı bir çekmeye rica edeceğim. Evet, orayı şöyle bir durum var. Burası aslında yataktı. Kocaman bir yatak. Kocaman, bayağı yani böyle iki kişilik bir yatak. Bu yatağı biz normalde gereksiz geldi. Çünkü burası Akdeniz olduğu için, sıcak bir alan olduğu için bu dar alanda insana sıcak geliyor. Yani buraya yatak yerine buraya kocaman bir depo alanı olarak kullanmak mantıklı oluyor. Ama tabii burayı depo yapınca da iki kişilik yer kaybetmiş ol gibi oluyorsunuz. Şimdi artık ön tarafa biraz geçelim yavaş yavaş. Buraya geldiğimizde tatlı bir alana geliyoruz. Burada şöyle bir dezavantaj oluyor. Benim boyum 1.85. Küçük, yani şu şekildeyim şu an. Gördüğünüz gibi. Bu basamakta, şu basamağa çıktığım anda artık eğilmeye başlıyorum. Ama şurada hemen hemen neredeyse dik duruyorum şu anda. Bayağı oldukça dik duruyorum. Yani hemen hemen buraya kadar, yani mutfağa kadarını rahat kullanıyorum. Ondan sonrasında artık eğiliyorum. Ama bu, eğer 1.50'seniz Eda gibi, muhteşem bir alan oluyor size. Ama ben 1.50 değilim maalesef. Keşke 1.50 olsaydım tekne için. Tekneye geldiğimde böyle bir şey olacak aslında, formül. İçeceğim 1.50'ye düşecek boyun. İnince geri yükselecek. Şimdi 1.50 boyum olması da istemem. Yani kısa boylar alınmasın da. Şimdi 1.60 mı neyse fark etmiyor. Eda da 10 santim uzun galiba. Buradayız, ön taraftayız. Burada bir kıyafet dolabı var. Farklı bir kıyafet dolabı. Burada bir küçük üstünde rafı var. Altında kıyafetlerim var. Yani böyle bir genişçe bir kıyafet dolabı işte. Vesaireleri koyuyoruz buraya. Sonrasında ise şu an benim oturduğum yerin hemen altında gene bir alet kravat için hazırlanan basit bir dolap daha var. Bir göz var. Şu şekilde açılıyor. Burayı açıyorsunuz ve bu şekilde çeşitli alet edevatları koyduğum bir yer. Bunu da ben yaptım. Normalde bu yok. Burası boş yani. Bunu ben kendim uydurdum buraya. Dizaynı bana ait. Buradaysa gene hortumları vesaireleri takladım. Sintina alanına ulaşabildiğim bir yer var. Burada yedek bir çapa var. Şimdi burada masa var. Gördüğünüz gibi şu an oturdum. Normalde bu masa daha uzun. Kitaplı veya alttaki rafları yok orijinalinde. Ama ben bize göre biraz icat ettim diyebilirim. Burada da çok güzel bir şekilde iki tane kocaman gene gözü olan bir alan yarattık. Kullanımda gayet rahat, fena değil. Eşyaları koyuyorsunuz. Eşya koymak için dolap çok önemli. Yani teknede dolaplar olmazsa olmaz. Masa da gayet rahat, yeterli bir alan. Burada gördüğünüz gibi oturduğum zaman gayet dik bir şekilde durabiliyorum. Yani bir sıkıntı yok. Balast suyu ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu tekneyi birinci videomuzu mutlaka izleyin. Anlamamız için kanalımızda var. Teknenin genelini anlattım. YouTube kanalımızda birinci videomuzu bulabilirsiniz rahatlıkla. Su balastlı bir teknede suyun giriş yerin kıç tarafta. Burada ise şunları kaldırdığımızda minderleri, kapaklar var. Kapakları sintineye çıkıyor. Sintine ne demek? Sintine teknenin suya batan kısmının üst tarafı gibi bir şey. Yani suyun toplanıyor. Burada böyle bir fanus gibi bir yer var. Bir huni yapmışlar. Bunun şu kapak içinde su balastının hava çıkışı var diyebiliriz. Yani su balastı bu kapağı çevirdiğiniz zaman buradan hava alıyor veya veriyor. Yani su dolarken hava veriyor. Suyu boşaltırken içine hava alıyor. O şekilde gerekiyor fiziken. Su dolum kapağı ise kıçta, motorun yanında. Kitaplar, rafım var. Yataktan önce şurayı da gösterelim. Burada görmüş olduğunuz gibi kocaman bir minderler ve koltuklar var. Kaldırdık ve işte size
bir adet pis su tankı. İşte burada vana ve pis su tankı var. 60 litre bu. Macerator pompa var. Macerator pompa pis suyu boşaltan, parçalayan alet. Ve tabii ki de su giriş ve çıkışları var. Buradan da denizden su alıyorsunuz ve denize pis su basıyorsunuz. Bunun tabii belli kuralları var. Ona göre basılıyor. Basıyorsunuz derken olmuyor, öyle değil. Marinalarda makinalar oluyor. Makinalar alıyor veya açıkta denize boşaltıyorsunuz. Belli bir açıklıkta mavi kartta işleniyor. Mavi kart başlı başına bir konu zaten. O bir prosedür. Orada da gerekli prosedürler var. Şimdi tuvalete bakalım. Kapağı açtık. Burada tuvalet var. Gerçekten taş, bildiğimiz seramik yani. Aynı şekilde kullanılıyor. Burada pompa var. Çiçeklerinizi döktükten sonra pompayı çekip boşaltıyorsunuz. O pis su tankını, demin gösterdim, tanka aktarıyor. Burada da onun hava aparatları vesaireleri var. Ve bu musluğu kapaklı kullanmıyoruz. Yani buradaki tuvalet musluğunu pek kullanmıyoruz. İki kişi olduğumuz için gerekmiyor. Yani burada da bir raf yaptık, gördüğünüz raf. Normalde yok bu. Ve ekstra raf sayesinde eşyaları koyabiliyoruz oraya. Tuvalet alanımız küçük ama kullanışlı. Hiç fena değil böyle bir tekne için. Böyle de kapatıyoruz. Şimdi evet, şimdi Eda bize bir şov yapacak. Görmüş olduğunuz gibi daha önce burada misafirlerimiz varken bu şekilde günübirlik kullanırken, fakat yakağı dönüştürürken ufak bir gösteri yapacağız. Bunu çıkarıyor önce Edoş. Ondan sonrasında misafirleri bıraktıktan sonra yatağın nasıl yapıldığını bize gösteriyor. Gördüğünüz gibi minderleri buraya koyuyoruz. Ondan sonra da yastıklarımızı atıyoruz ve yastıklarımızı attıktan sonra bakın bu kadar geniş bir yatağımız oluyor. İsterseniz geniş geniş yatabilirsiniz. Tabii çarşaflı pikeyi sermedik artık, anlayın oraya. Eda'nın boyu bayağı kurtarıyor orayı fazlasıyla. Dibine kadar giderse bakın Eda'nın kafası orada bitiyor ama daha o arkadaki yastık var.